İyi olacak, Allah razı olsun. Gösterilere katılım daveti üzerine bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle İslam ümmetinin onuru, aziz şehidimizin şehadetini bir kez daha tebrik ederiz. Bu buluşmaların Gazze halkının ve esirlerin sesi olması, Gazze halkına uygulanan zulmün durdurulması ve esirlerin insanca koşullara kavuşturulmasına bir çağrı olmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Onlar ki Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder ve bize tarafından bir yardımcı gönder diyorlardı. Gazze, ümmetin ve insanlığın imtihanı. Gazze ve bütün Filistin'de insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri yaşanıyor. Batı dünyasının ve İslam düşmanı tüm şer yönetimlerin desteğini arkasına alan Siyonist haydutlar, Siyonist teröristler hiçbir sınır, hiçbir uluslararası hak, hukuk, kural tanımadan Müslüman Filistin halkına soykırım uygulamaktadırlar. Kadın, çocuk, genç, yaşlı, hasta, sivil dinlemeden Filistin halkını vahşice katletmekte, onları açlığa mahkum etmektedirler. Güvenli hiçbir yer kalmamış bulunmaktadır. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere şehitlerimizin sayısı 100 bine dayanmış. Binlerce yaralı var. 100 binlercesi ise dünyanın en büyük hapishanesinde korkunç bir muhasara altında aç ve susuz, başlarını sokacakları bir evleri olmadan, tedaviden mahrum, bulaşıcı hastalıklarla boğuşarak hayatta kalma mücadelesi vermektedir. İşgal altındaki topraklarda, Siyonistlerin kurdukları esir kamplarında, zindanlarda tutsak edilen 10 binlerce Filistinli esir ise korkunç işkenceler altında tutulmakta, her türlü insani haktan mahrum bırakılmakta, tüyler ürperten uygulamalar altında yaşamaya çalışmaktadırlar. Her gün işgal altındaki zindanlarda Filistinli esirlerin şehadet haberleri gelmektedir. Büyük şeytan Amerika'nın ve İslam düşmanı Avrupa ülkelerinin sınırsız desteğini arkasına alan Siyonistler bu vahşi saldırıları tüm İslam dünyasına yaymaya çalışmaktadır. Batı uygarlığını koruma uğruna olduğunu haykırmaktan çekinmemektedirler. Bu savaşın İslam ve Müslümanlara karşı İslam medeniyetini durdurup yenilgiye uğratmak adına yapıldığını tüm dünyaya ilan etmektedirler. Siyonist rejimin başbakanı Netanyahu, Amerikan senatosunda tüm dünyanın canlı izlediği ve senatodaki tüm senatörlerin, milletvekillerinin onlarca defa deliler gibi alkışladığı konuşmasında biz İsrail Batı dünyasının ileri cephesiyiz. Bu bir medeniyetler savaşıdır. Biz Gazze'de kazanmazsak tehlike Amerika'nın kapısına dayanır. Amerika için, Batı için kazanmak zorundayız ifadelerini kullanmaktadırlar. Uçak filolarıyla Siyonist onlar da savaşa katılmaktadırlar. Çünkü bu savaş tereddüte mahal bırakmayacak şekilde hakla batılın savaşıdır. İslam medeniyetiyle İslam dünyasını esir alıp sömürmek isteyen barbar Batı uygarlığının savaşıdır. Bu savaş Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesini isteyenlerle başkenti Kudüs olan büyük bir Yahudi devleti kurmak isteyen küfür cephesinin savaşıdır. Sadece Filistinlilerin savaşı değil, bütün bu savaş bütün ümmetin savaşıdır. Ümmet bu savaşta tüm gücüyle
Gazze'nin, Filistin'in yanında durmalı, Kudüs davası etrafında birleşmeli, İslam dünyasını istila etmek isteyen Amerika ve Avrupa'ya dur demelidir. Müslümanlar Gazze'de kazanmak zorundadırlar. Müslümanlar Siyonistleri yenilgiye uğratmak zorundadırlar. Eğer Siyonistler Filistin'de, Gazze'de kazanırlarsa İslam dünyasının hiçbir coğrafyası güvende olamaz. Ve müttefiklerinin füzeleri altında harabeye dönmeden Müslüman Filistin halkının yardımına koşmalıyız. Onların imdadına lebbek demeli, canımız ve mallarımızla bu mukaddes direnişin saflarına katılmalıyız. Kürdü, Türkü ve Arabi ile hangi milletten olursa olsun tüm dünya halklarını Filistin davasına sahip çıkmaya, Filistin davası için bedel ödemeyi göze almaya, fedakarlık yapmaya çağırıyoruz. Verinceye kadar Siyonistlerin zindanlarındaki esir kardeşlerimiz evlerine dönünceye kadar tek gündemimiz gaz olsun. Her gün meydanlarda olalım. Her türlü imkanı kullanarak, yöneticilerimiz üzerinde baskı kurarak Gazze ve Filistin için onları harekete geçirmeye çalışalım. Canımızla, malımızla, dilimizle ve duamızla Filistinli kardeşlerimizin direnişine ortak olalım. Tüm gücümüzle İslam ümmetinin en azgın düşmanları olan Siyonistlere, onların destekçilerine, sahip oldukları firmalara, o firmaların ürünlerine, yerli ve yabancı olduklarına bakmadan ambargo uygulayalım. Paramızla Siyonistlerin soykırımına ortak olmayalım. Müslüman Filistin halkını terk etmeyeceğiz. Direniş kazanıncaya kadar meydanları boş bırakmayacak. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون Yazıkları Rabbi, yalnız sana sığınıyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Ey aziz ruhu titan, Allah ve Resulü ile savaşanları, Allah'ın dini ile savaşanları öbür dünyada cezalandıracağın gibi bu dünyada da rezil ve rüsva ile. Ey Şedid-ül İkbat, Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordularını yerle bir ettiğin gibi, Mescid-i Aksa'yı yıkmaya çalışan Siyonistleri ve destekçilerini yerle yeksan eyle. Amin. Ya Rabbi, inkarcılardan kimseyi bırakma Allah'ım. Amin. Ya İlahi Alemin, alçakça ve şeytani yöntemlerle Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam eden, daha önce de tekerlekli sandalye mahkum ama yüreği Allah aşkıyla, intifada aşkıyla dolu olan Şeyh Ahmet Yasin'i, Abdülaziz Rafisi'yi ve geçtiğimiz günlerde de önce evlatlarını, torunlarını şehit veren ve sonunda kendisi de burada çok arzuladığı şehadet şerbetini içerek şehitler kervanına katılan şanlı komutan İsmail Hemiye'yi cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eyle.
Bu dağda çok büyüktür, en iyilerini ifade etmek gerek diyerek İsmail Bari bir duruşla kendilerini ilahi kelimetullah uğruna feda eden bu azizleri başımızdan eksik etme ya Rabbi. Ya İlahi, hepimizi şehitlerin taşıdığı sancağı şerefle taşıyan kullarından eyle. Ahmet-i Muhammed'in izzetliği zaferle sevindir ya Rabbi. Ya İlahi, bizi Aziz Kudüs davasının derdiyle tekrenen kullardan eyle. Ey yüce Tuhar ve Kahhar olan Rabbim, zalim inkarcıları, Siyonist katilleri ve emperyalist güçleri kahru perişan eyle. Onların azabını erteleme ya Rabbi. Ya Rabbi, İslam ülkelerinin başındaki yöneticilere basiret, feraset, cesaret ver ya Rabbi. Millet bizden uzaktır diyen Hüseyin Fadi bir direnişle cesur yöneticiler nasip eyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha.